Efendim merhabalar. Ketojenik diyet son günlerde popüler hale geldi. Hatta giderek toplumda ilgisinin arttığını söyleyebiliriz. Fakat diyet denilince önce bir hatırlatma yapalım. O da şu. Sağlıklısınız, kilo vermek istiyorsunuz. Tamam. Fakat bunun yanında eğer herhangi bir şekilde ve hastalığınız varsa, kalp damar hastalığınız varsa, şeker hastalığınız varsa bu diyet konusunu daha ciddi bir şekilde ele almanız gerekiyor. Aksi takdirde sağlığınızın bozulduğunu görebilirsiniz. Bu da hiç iyi olmaz. O yüzden diyetleri her zaman için kişiye göre ayarlamakta fayda var. Çünkü herkesin vücudu farklı. Dolayısıyla her diyet sizde yarayacak diye bir kural söz konusu değil. Ketojenik diyetin kendisine baktığımız zaman bir kere bu diyetin Atkins adlı bir doktor tarafından 70'lerde popülerize edildiğini, kalorindirattan düşük beslenmenin gündemde olduğunu hatırlatır. Fakat Doktor Atkins bir kaza sonucunda hayatını kaybettikten sonra aslında kalp hastalığının olduğu ve yüksek tansiyonun olduğu iddia edilmesine karşın ailesi tarafından bunlar reddedilmiş. Onun yerine kardiyomiyopati denilen bir kalp kası hastalığı olduğu söylenmiştir. Bunu da küçük bir not olarak Wikipedia'dan kenara koyalım. Aslında ketojenik diyet düşük karbonhidratlı, yüksek yağ oranlı olan diyet çocuklarda özellikle epilepsi için 1920'lerden beri kullanılıyor. Ve günümüzde de özellikle çocukluk çağında ilaçlara dirençli olan epilepsilerde de önerilmekte. Yalnız ketojenik diyet dediğimiz zaman bir kere her şeyden evvel karbonhidratın az çok az hatta çok çok az olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bir kere ketojenik diyetler kendi içlerinde ayrılışıyorlar. Yağ ve protein ön planda ve özellikle yağ ön planda. Fakat tabii ki yağ denildiği zaman aklınıza farklı şeyler gelebilir. Yağ tüketimi söz konusu olduğu zaman keton cisimcikleri oluşuyor ve ketozisle vücut daha sağlıklı bir yönetime girdiğini söyleyebiliriz. Ama yağın altını tekrar çiziyoruz. Ne tür yağ? Sağlıklı yağ. Bu videoyu hazırlarken sizlere özellikle son iki yılda yayınlanmış iki büyük makale ve derlemeden faydalandım. Bunları kendi web sitemde bulabilirsiniz. Detaylarını merak edenler oraya gidip tüm kaynakları okuyabilirler. İlk önce kimler ketojenik diyet yapmamalı? öneriler doğrultusunda tip 1 şeker hastalığı olanlar, kalp yetmezliği olanlar, özellikle kalp damar problemi olan, göğüs ağrısı, felç, kalp krizi geçirenler özellikle bir yıl içerisinde, gebeler, emzirenler, aktif enfeksiyon olanlar, yaşlılar, yeme bozukluğu, osteoporoz, karaciğer yetmezliği ve pankretisi olanların kullanmaması gerekiyor bu diyete. Yaşlarda Alzheimer'a karşı faydalı olduğu da söyleniliyor ama genel olarak önerilerde bu dediklerim geçerli. Pankreatit geçirenler veya ketojenik diyet sırasında da pankreatit geçirenler olduğunu söylemem gerekir. Ketojenik diyetlerin içerisinde bir kural var. O kuralda bir ketojenik oran yani karbonhidrat ve karbonhidrat olmayanlar arasında bir oran kabaca. Bunun ikinin üzerinde olması lazım. İdeali 4-6 ve işin ilginç tarafı da Yapılan bütün çalışmalarda aslında bu ketojenik oranın bir buçuk olduğu önemli bir kısmında görülmüş. Bu da aslında elmaların ve portakalların nasıl bir arada toplandığı ve tartıldığı ile ilgili bir düşünce olarak aklınızda bulunsun. Yani geçerli olan yayınlar aslında ciddi anlamda ketojenik olmayan diyetleri içeriyor. Karbonhidrat düşük kullanılacak. Bakın 220 gramdan 20 grama kadar geçerli bir spektrum var. Protein yağ, hangi yağ çok önemli ve proteinin oranı da son derece önemli. Eğer ketojenik diyet yapıyorum derseniz o zaman kandaki keton oranınız da 4-6 arasında olması gerekiyor. Peki bütün bunların sonucunda artıları nedir diye ketojenik diyetin? Onları bir görelim. Birincisi epilepsiye ilk sırayı koymamız gerekiyor. Tip 2 şeker hastalığında gerçekten bir müddet sonra şeker ilaçlarında azalmaya bile neden olduğu gösterilmiş. Kanser için destek tedavisinde ciddi bir şekilde öneriliyor ve tabi kilo kaybı esas. Fakat kilo kaybı için hatırlatmamız gereken birkaç şey var. Onları da eksiler bölümünde ortaya koyalım. Evet kilo kaybı erken dönemde çok ciddi bir kilo kaybı var. Ama bunun su kaybı olduğu ve aynı zamanda özellikle kas kaybına neden olduğu biliniyor. Hatta bunun yanına egzersiz de önermişler fakat egzersize rağmen kas kaybı maalesef önlenememiş. Özellikle kaybın yağ dışı ağırlıkta lean body mass diye adlandırılan bir tanıma göre olduğu gösterilmiş. Bir de atrial fibrilasyon yol açıyor. Biz hiç hoşumuza gitmez bu. Bir de koresörü konusuna isterseniz gelin bir soru işareti koyalım. Çünkü eğer sizin bir kalp damar hastalığınız varsa ve kolesterolünüz de yüksekse o zaman maalesef ciddi elimizdeki veriler itibariyle ketojenik diyeti önermiyoruz. Bunun haricinde ezer tip 2 şeker hastalığınız varsa insülin eksikliği çok ciddi hipoglisemik ataklar yapabilir. O yüzden bu da önerilmiyor. Dolayısıyla eğer sizin kalp damar hastalığınız var ve kolesterolünüz yüksekse ketojenik diyetten uzak durmanız gerekiyor. Peki kilo kaybı için ne yapmamız gerekiyor? Bunu yaptık ama LDL kolesterolümüz yükseleceğini unutmayalım. Ama bunun yanında da trigliseriti düşüren çok ciddi bir etkisi var. Özellikle trigliseriti yüksek olan bu problemleri olmayan kişilerde önerilebilir. Peki karbonhidrattan neden bu kadar çekiniyoruz diye düşünecek olursanız bir kere dünyada yapılan çok büyük araştırmalarda karbonhidrat tüketimleri az ve çok olarak ayrıştırıldığı zaman 100 bin kişinin üzerinde yapılmış bu büyük çalışmalarda ölüm riskinin arttığı saptanmış. Dolayısıyla aslında hani azı karar çoğu zarar denilen şey karbonhidrat için geçerli. Hani hep dengeli beslenme evet gerçekten de öyle dengeli beslenmek gerekiyor. Ve eleştirilerin başında da ketojenik diyetin 2 yılın ötesinde sonuçların olmaması çok önemli. Uzun süreli ketojenik diyet yapmak oldukça zor. Genellikle 6 ay kadar yapılıyor ve sonrasında devamında mutlaka ve mutlaka proteini ve diğer oranlarda bir takım düzeltmeler yapılması gerektiği öneriliyor. Bütün bunların hepsinde hep diyet konusunda kafa karışıklığının temel sebebi şu. Herkes kilo kaybı için hedefliyor. Ama maalesef ideal diyet bir kere kişiye, ülkesine, sosyal ekonomik şartlarına ve kişinin sağlık özelliklerine göre Belirlenmesi gerekiyor. Yoksa onun haricinde ekmek kavgasıyla uğraşan insanlar için diyet demek biraz kötü bir eko yapıyor, yankı yapıyor. Efendim söyleyeceklerim bu kadar. Değerli sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.